başlayalım Gut'tan mı? Baş... Tilya'ya mı hazırlık yaptık? Ha, Tilya'dan. Ha. Tamam, bu Tilya sizin hocam çok efsane kürlerinizden bir tanesi. Ne kürü Tilya? Yağ yakıcı. Yağ yakıcı. Zayıflı. Evet. Zayıflı. Ha. Hanımefendilerin en sevdiği kür. Yani gerçekten bu kürü uyguladığınızda başarılı bir zayıflama ile karşı karşıyasınız demektir. Nasıl oluyor bu? Ayda 1-1,5 kilo size verdirir. Beslenme şeklinizi değiştirmemek kaydı şartıyla. Bunu söyleyelim. Yani ekstra bir şeyler uygulamanıza, kendi nefsinizle savaşmanıza gerek yok. Normal şeyiniz neyse beslenme şekliniz devam edin. Ama bu kürü de uygularsanız ıhlamur, işte kuşburnu ve altın otunu üçlü kullandığınız takdirde evelallah ayda 1-1,5 kilo verirsiniz. Evet. Şimdi bizim tilya kürümüzün içerisinde ıhlamurumuz var, kuşburnumuz var ve altın otumuz vardır. Takviye ürünü olarak da keten tohumu yağını kullanıyoruz biz burada. Bundan da şu şekilde yapılması gerekiyor. Yarım litre su olacak yalnız burada. Yarım litre suyumuz da kaynamış, klorsuz suyumuz olacak. Burada bir tutam ıhlamurumuzdan atıyoruz. Arkasından da kuşburnu atmamız gerekiyor. Yalnız bunu çatlatmamız gerekiyor. Bunu atarken. Şöyle, parmağınızın arasında da çatlatabilirsiniz. Çatlamıyorsa bir havanla onu... Bundan da böyle 5 ya da 4 tane falan atabilirsiniz. 5-6. 5-6. Evet. Kurumuş onlar biraz galiba. Birazları. Evet. Aa, yok. Evet. Bu yalnız burada ıhlamur ve kuşburnu 4 dakika kısık ateşte kaynayacaklar. Hı-hı. 4 dakikası tamamlandıktan sonra da bunların arkasından altın otu dediğimiz bir bitkimiz vardır. Bu bitkimizden de çok az bir tutam şeklinde atmamız gerekiyor. Çünkü acı tat veriyor. Yani bir yerde katalizatör gibi o. Evet. Bu da burada ıhlamurlu kuşburnudan 4 dakika sonra altın otu da 5 dakika kaynayacak. Yani toplamda ıhlamurlu kuşburnu altın otu ile birlikte 9 dakika kaynamış olacak burada kısık ateşte. Daha sonra bunu sıcakken süzüp ılık olarak 2 bardak şeklinde. Birinci bardağının sabah kahvaltıdan yarım saat önce içilmesi gerekiyor. İkinci bardağında öğlen ya da akşam yemeklerinden yarım saat önce içilmesi gerekiyor. Arkasından da bu takviye ürünümüz var. Keten tohum yağımızdır bizim. Bundan da bir yemek kaşığı. Bu çünkü tokluk hissi veren, ödem arttıran, yani zayıflamada yardımcı olan yağlarımızdan bir tanesi. Şöyle de kullanabilirsiniz. Salata yaptınız. Zeytinyağınızı koydunuz salataya. Limonu da sıktınız. Bundan bir yemek kaşığı keten tohumundan ilave edebilirsiniz. Değerli izleyicilerimizin bilmesinde fayda var. Pratik bir bilgi olarak keten tohumunda omega 3 ve omega 6 var. Ancak keten tohumundaki omega 3, hani şu çok faydalı yağ asidi diyoruz ya, balıktakinin tam 7000 katı. Keten tohumundaki. Evet. Omega 3 tam 7000 katı var. Onun için çok faydalı, sağlıklı. Başka? Hocam zayıflama, bu tilyada yapılmaması gerekenler de not olarak almıştık. Kısaca değinirseniz vaktimiz azalıyor. Diğer evet. Türlerimizde. Yani, alkol tüketimi yapmaması gerekiyor. Yağlı şeyler yiyelim. Bak ne kadar güzel bir konuya değindi.